Elektron dizilimleri hakkında yeteri kadar bilgiye sahip olduğumuza göre şimdi değerlik elektronlarından bahsedebiliriz. Bir atomun değerlik elektronları diğer atomlarla etkileşen elektronlarıdır. Yani başka bir atoma verilerek ya da başka bir atomla ortak kullanılarak bağ oluşumunda yer alan elektronlardır da diyebiliriz. Daha önce değerlik elektronlarından bahsetmiştik ama şimdi bunu biraz daha detaylandıracağız. Değerlik elektronlarını gözünüzde daha iyi canlandırabilmeniz için de Lewis elektron nokta yapısını kullanacağız. Değerlik elektronları genellikle en yüksek enerji seviyesindeki ya da yüksek enerjili elektronlar olarak tanımlanır. En yüksek enerji ya da bunlara çekirdeğe en uzak elektronlar da diyebiliriz. En uzak. Bu durumda en yüksek enerji seviyesindeki elektronlar çekirdeğe en uzak elektronlardır. Ya da çekirdeğe en uzak elektronlar en yüksek enerjili elektronlardır da diyebiliriz. S blok elementleri için bu söylediğimiz geçerlidir. S blok elementleri işte bunlar. Bu durum P blok elementleri için de geçerlidir. Bunlar da P blok elementleri. P blok elementleri. Ancak bu durum D blok elementleri yani geçiş elementleri için geçerli değildir. Bu nedenle değerlik elektronlarını tanımlarken genellikle en yüksek enerji seviyesindeki elektronlardır ya da genellikle en yüksek enerjili elektronlardır dedik. Kesinlik vermedik. Şimdi bazı elementlerin Lewis elektron nokta yapılarını çizelim. En basit elementle yani hidrojenle başlayalım. Hidrojenin bir tane elektronu var ve elektron dizilimi 1s1. Hidrojenin değerlik elektron sayısı da 1. Bu da elektron hidrojenin bileşik yaparken vereceği ki bu durumda hidrojen +1 yüklü bir iyon haline gelir ya da başka bir atomla ortak kullanacağı elektrondur. Hidrojen bu elektronu ortak kullandığı durumda değerlik elektron sayısını 2'ye tamamlar ve kararlı yapısına sahip olan helyuma benzer. Bu hidrojenin bir değerlik elektronu. Lewis yapısında bu elektronu hidrojenin sembolü tarafına bir nokta koyarak belirtiyoruz. Peki ya diğer birinci grup elementlerinde durum ne olacak? Mesela sodyuma bakalım. Sodyumun elektron dizilimi nasıl olacak? Soy gaz gösterimiyle yapacak olursak, soy gaz olarak neonu seçmeliyim. Neon. Neonun elektron dizilimi 1s1, 2s2, 2p6'dır. Yani neonu yazarak sodyumun 10 elektronunu yazmış oldum. Neonun sembolü bu 10 elektronu belirtiyor. Sodyumun 11 elektronu için bir de 3s1'i eklemeliyim. Peki sodyumun değerlik elektron sayısı kaçtır? En yüksek enerji seviyesindeki elektronlarına ya da henüz tamamlanmamış ve kararlı hale geçmemiş enerji seviyesine bakmalıyım. Burada sadece bir elektron var. İşte buradaki 3s1'deki elektron. Sodyumun da değerlik elektron sayısı 1. Bu elektron bileşik oluştururken vereceği elektron ya da kovalent bağ yapabilse ortak kullanacağı elektron olurdu. Gördüğümüz gibi hidrojenin de sodyumun da değerlik elektron sayısı 1. Buradaki aslında önemli nokta şu. Birinci grupta bulunan tüm elementlerin değerlik elektron sayısı 1'dir. Elementler bağ yaparken verecekleri bir elektronla +1 yüklü iyon haline geçer. Ya da az önce söylediğimiz gibi hidrojen bu elektronu başka bir elementle paylaşarak bağ kurar. Şimdi de helyuma bakalım. Helyumun durumu biraz ilginç. Diğer tüm soy gaz atomlarının değerlik elektron sayısı 8. Yani son katmanlarında 8 elektron bulunur ve kararlı yapıları vardır. Helyumun ise değerlik elektron sayısı 2. Helyumun bu grupta bulunmasının nedeni helyumun da kararlı olmasıdır. Ama onun kararlılığı birinci enerji seviyesinin tam dolu olmasından kaynaklanır. Helyumun 2 elektronu var. Helyum. 2 değerlik elektronu. Elektron dizilimi de 1s2. Tekrar edecek olursak değerlik elektron sayısı 2 olsa da helyum kararlıdır. Tepkime verme eğilimi yoktur ve bu anlamda diğer soygazlara benzer. Bu nedenle 18. grupta yer alır. Durumu hidrojene benzemiyor. Hidrojen gibi grubundakilerden farklılık göstermiyor. Şimdi aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Helyumun değerlik elektron sayısı 2. İkinci grupta bulunan elementlerinki de 2. O halde neden helyum o grupta yer almıyor? Aslında bu oldukça güzel bir soru. Değerlik elektronlarına göre sıralayacak olursak, helyumu alalım ve ikinci gruba koyalım. Şimdi değerlik elektron sayısı 2 olan elementleri ikinci gruba almış oldum. Şimdi de başka bir elemente bakalım. En önemli elementlerden birine, hayatın temelini oluşturan elementi, yani karbona geçelim. Tam da bu noktada videoyu durdurmanızı ve karbonun kaç tane değerlik elektronları olduğunu ve Lewis nokta yapısını nasıl çizebileceğimizi düşünmenizi istiyorum. Düşündüğünüzü varsayarak devam ediyorum. Karbonun elektron dizilimini yapacak olursak, soygaz olarak helyumu seçmeliyim. Helyum ve devamında da 2s2 ve 2p2. Peki, karbonun tamamlanmamış en yüksek enerji seviyesinde kaç elektronu var? 2 + 2, 4 elektronu var. Şimdi de Lewis yapısını gösterelim. 1, 2, 3, 4. 4 değerlik elektronu. Burada hidrojenin ve karbonun değerlik elektronlarını ve Lewis nokta yapılarını görüyoruz. Şimdi karbon ve hidrojen arasında nasıl bir molekül oluşabileceğini de tahmin edebiliriz. Karbon son katmanındaki elektronlarını 8'e tamamlamak ister. Böylece bir soygaz olan neona benzeyerek kararlı hale geçebilir. Hidrojen ise elektronlarını 2'ye tamamlayarak helyuma benzemek ister. Böylece o da kararlı hale geçebilir. Bunlar karbonun elektronları olsun. Bunlar da hidrojenin elektronları. Hidrojenin elektronlarını turuncu ile gösteriyorum. Hidrojen, hidrojen. Aslında şöyle yapsam daha iyi olacak. Hidrojen, hidrojen, hidrojen. Ya da şöyle gösterelim. Sanırım böyle anlaşılması daha kolay olacak. Lewis yapılarını öğrendikçe oluşabilecek moleküllerin yapılarını kolayca tahmin edebileceksiniz. Karbon 4 değerlik elektronunu 4 farklı hidrojen atomuyla ortak kullanıyor. Ortak kullanılan bu elektronlar aynı zamanda karbona ait elektronlar oldu. Böylece karbon 8 değerlik elektronunu tamamlamış oldu. Bir hidrojen atomu da ortak kullandığı elektronlarla değerlik elektronlarını 2'ye tamamladı. Eğer bu şekilde yaptıysanız çok kararlı bir molekül çizim ve hatta bu çizime sahip bir molekül olabilir diyebilirsiniz. Kesinlikle haklısınız. Bu bileşiğe metan diyoruz. Esasında bu molekülün yapısını başka bir şekilde de gösterebiliriz. Çizdiğimiz yapı biraz daha az kullanılan elektron nokta gösterimiydi. Şimdi de genel olarak kullanılan gösterimini yapalım. Ortak kullanılan her iki elektron bir kovalent bağ belirtir. Bu bir kovalent bağ belirtir. Bu da, bu da. Tüm bu kovalent bağlar arasında ortak kullanılan 2 elektron demektir. 2 elektron. Karbonun ortak kullandıkları ile birlikte 2, 4, 6, 8 elektronu var. Evet, her bir hidrojenin 2 elektronu var. Böylece her iki atomda soygaz elektron düzenine ulaşarak kararlı hale geldi. Karbon grubundaki tüm elementlerin değerlik elektron sayısı 4'tür. Örneğin kalay. Nötr kalay atomunun 50 elektronu olsa da değerlik elektron sayısı 4'tür. 1, 2, 3 ve 4. En dış katmanında 4 elektron olacak. Bileşik oluşumunda değerlik elektronlara rol aldığına göre kalay da bileşik oluştururken karbon gibi davranabilir. Çünkü onun da 4 değerlik elektronu var. Aynı şekilde silisyum da karbon gibi davranabilir. Hatta silikon bile karbon gibi davranabilir. Birçok insan başka gezegenlerde karbon temelli olmayan başka canlı formlarının olabileceğini düşünüyor. Neden onlarda silikon temelli olmasın ki? Sonuçta silikon da karbon gibi bağ yapabildiğine ve aynı yapıda bileşikler oluşturabileceğine göre böyle bir durumun yaşanması mümkün. Peki ya geçiş elementleri, yani D blok elementleri? Hatta buraya F blok elementlerini de katabiliriz. Buradaki elementlerin D blok elementleri buraya geleceklerinde F blok elementleri olduklarını daha önceki videolarda söylemiştik. Bunların özel durumları var. Durumlar biraz karışık. Anlaşılması zor ama merak etmeyin, onlara da bakacağız. Şimdi 4. periyottan bir elementin elektron dizilimini yapalım. Hangisi olsun? Evet, demiri yapalım. Demirin elektron dizilimini yazalım. Bu sefer soygaz olarak argonu almalıyız. Argon. Elimizde artık 18 elektron var diyebiliriz. Sonrasında 4s2. 4s2. Şimdi D orbitallerini doldurmaya başlamalıyız. 3D orbitalleri 4s orbitallerinden sonra doluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 3D6. Tanımımız burada biraz anlamsız kaldı. En yüksek enerjili elektronlar 3D'de bulunan elektronlar. Çekirdeğe en uzak elektronlar 4s'teki elektronlar. Bu nedenle demirin değerlik elektronlarını ve nasıl bileşik oluşturduğunu tahmin etmek biraz zor. Demir bileşik oluştururken 2 elektron da verebilir, 3 elektron da verebilir. Bu durum çekirdeğe en uzak olan 4s'teki elektronlarından ve enerjisi en yüksek olan 3D'deki elektronlarından kaynaklanır. Sadece demir değil, B grubundaki diğer elementlerin de bağ yaparken nasıl davranacaklarını ya da değerlik elektron sayılarının kaç olduğunu tahmin etmek zordur. Bazı kişiler ya da bazı kitaplar bütün geçiş elementlerinin değerlik elektron sayısının 2 olduğunu söyler. En yüksek enerji seviyesi 4 olduğu için ve D orbitalleri sonradan dolduğu için. Peki, hepsinin değerlik elektronları sayısının 2 olduğunu kabul edelim. Ancak bakır ve kromun da başka özel bir durumu var. Onların 4s orbitallerinde 1 elektronu bulunuyor. Şimdi krom ve bakırı bir kenara bırakıp demir gibi 4s orbitallerinde 2 elektron bulunduran diğerlerine bakacak olursak, sadece 4s orbitalindeki 2 elektron bağ oluşumunda yer almayabilir. Yüksek enerjili 3d orbitallerindeki elektronlar da tepkimelerde rol alabilir. Bu elektronlar da başka bir atoma verilerek bağ oluşumuna katılabilir.